Merhabalar. Işıllık bir saattir. Yaşlı başlı adama, yaşlı başlı adama. Oğlum kapı kapadın mı? Öldüm çocuğu, hadi lan. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Texas Katliamı oyununun yeni bölümünden hepinize selamlar. Gençler, bir kurban bir katil şeklinde gidiyoruz. Bugünkü videomuzda katil üzerine olacak. Bir önceki kurban videosunda oyunu ilk videoya göre nasıl daha iyi oynadıysam bugün katil videosunda da aynısının olacağını düşünüyorum. Çünkü katil kısmında da birkaç trik daha öğrendim. Aslında ilk katil videosunda çoğu şey yapmıştım zaten ama birkaç eksiğim varmış, onları anlatacağım şimdi. Evet gençler, aşçı oldum ilk maç. Zaten öğrendiğim birkaç trik de bununla ilgiliydi aslında. Daha doğrusu özelliğini yanlış kullanıyormuşum. Onu tazelemeye çalışacağım. Yani umarım bizim adam şu hani elektriği falan açar, çünkü onun görevi. O cılız olan var ya, onun görevi arkadaşlar. Biz bir hemen kendi görevimizi gerçekleştirelim. Önce şu kapılara kilidi vuralım. Oo, o kadar hızlı başladılar ki. Lan ne oluyor, bu kim? Çık lan şuradan. Kanka ne yapıyorsun? Oo, bu bir şey diyeceğim. Direkt eve mi geldi bu? Elektriği falan açmadı mı acaba? Şurayı da... Aa, burayı... Hah, tamam. Burayı da kilitleyelim. Güzel oldu da ben şu bizim cılıza hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Bu direkt eve geldi. Sanki trap atmadı. Bak, özelliğim arkadaşlar böyle olduğu zaman hafif gezdiriyorum. Hah. Böyle küçüldüğü zaman oradaki kişiyi spotluyorum. Yani ben bunu yanlış kullanıyordum. Sadece oradaki frekansa gidiyordum direkt. Şimdi biz de avlara başlayabiliriz. Aha! Bak 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 bak, birisini gördük bile arkadaşlar. Ne yapıyor yaralı? La, bu bizim adam mı? Ha, yo! Yan dedim, bizim embesil gibi koşuyor ya yaralı. Çok iyi. Sinirlenme işte bak. Son vuruş staminasını bitirdiği zaman böyle sinirleniyor. Çok sıkıntı oluyor ya sonrasından. Nerede? Buranın içinde mi? Lan! Adam... Alo, sal şu özelliği. Çok iyi. Biraz değişik bir şeyler oldu orada ama. Güzel, ilk kill'imizi almayı başardık. Ya bu karakter info verdiği için size bence oynaması en keyifli karakter bu olabilir. Çünkü diğerleriyle kurban aramak gerçekten biraz sıkıcı geçebiliyor. Çok iyi. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bunun özelliği gerçekten güzel bu arada ya. Aha! Lan, seni şıllık. Ne yapıyor? Trap'e yakalanmış. Bir tane daha vurmam lazım. Kaçırma bunu, kaçırma bunu Ahmet. Kuyuya mı atlayacak o? Şey diyeceğim, galiba kuyuya atlayacak arkadaşlar. Şuradan önüne çıkabilirim diye tahmin ettim. Çünkü kanaması olacak kuyuya atladığı zaman. Bak atladı, değil mi? Aynen. Tamam, spotumuzu yaptık. Canı çok az onun. Artık kanaması var. Bu spotladığım, bu arada merak ediyorsanız eğer, aha biri gitti. Lan oğlum nasıl kaçırdınız? Bu spotladığım sadece bana gözüküyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Lan şu adamla kill alıyorum. Bu bayla adamları tutamıyorsun ya. Şurayı da bir kapatalım ki sonradan evin içinde sıkışsınlar. Ben yukarı geliyorum, ses aşağıda çıkıyor. Ben aşağı geliyorum, ses yukarıda çıkıyor. Ne o? Kurban mı lan o? Ya değilmiş ya, sen ne mal bir insansın ya. Bu arada benim kanlar dolmuş. Niye hiç büyük babayı beslemiyoruz? Söyleseniz arkadaşlar. Yemin ediyorum şimdi şurada saplayacağım şu satırı, şu salağı ya. Bunun sesini mi duyuyorum acaba ben ya? Merhabalar. Şıllık bir saattir. Yaşlı başlı adama, yaşlı başlı adama. Oğlum kapı kapatın mı? Öldüm çocuğu, hadi lan. Böyle stun mı yiyormuşum kapı kapatınca? Kral, bu benim o, benim o. Sakin ol. Hele şükür ya. Ne oluyor, ne oluyor? Aha götten vallahi vurduk bir tane daha. Lan! Aha biri daha kaçtı. Öbür yere düşeni nasıl alacağız şimdi? Çıkışa mı gidiyor şu an o? Şurada bir yerde bir tane çıkış olması lazım. Spotladım da Bubba yakaladı mı diyeceğim. Hayır, yakalayamadı. En azından 2 kill olsun. Bubba aslansın, kır oğlum oraları. Aha! Merhabalar. Hadi bitmesin staminam. Onun bitti, onun bitti. Var mı geçebileceği bir yer? Kapat önünü. Ulan kurbanlık dana kovalıyor gibi. Sanki kurban kaçmış da onun şeyini kovalıyor gibi. Bubbacım aç orayı. Bir şey diyeceğim, o gittiği yerde escape olabilir. Tamam, git diğer taraftan. Evet arkadaşlar, 3 mal bir tane kızı yakalayamadık şu an. Bakayım, belki ben yakalamış olabilirim. Heh. Son darbesini biz yaptık. Lan ne çektirdi be. Kurbanla dana kaçıyordu, böyle kahveye falan giriyor ya, dayılar peşinde koşturuyor danayı yakalamak için. Bak şu ortama bir bak, şu agalarla, agalarla beklediğim ortam. Güzel, evet, iyiydi, fena değildi. Yani Bubba'nın kill görevini de ben yapacaksam, yaşlı başlı adamı yoruyorlar arkadaşlar. Birisi 300 kilo, dana gibi adam. Bir tanesi cılız genç, kondisyonu yerinde. Püh, sizin gibi evlatlara yazıklar olsun.
Evet gençler, bu kez Bubba oldum ve yeni map'teyiz. Burası da bu hani fabrika olaylarının 2013 filmini hatırlayanlar varsa Daddario'nun oynadığı. O oradaki fabrika sanırım, emin değilim ama yani öyle yorumladım. Leatherface'in filmlerinde birçok mekan olduğu için. Bence oyunla ilgili yapılması gereken en net yorum gençler, oyunun gerici olduğu. Oyun gerçekten gerilimli. Artık kralın testleri de prolaştık ya. Hemen indiriyoruz testleri hemen. Bak şurası direkt mesela kırılacak bir nokta. Hemen indir arkadaşlar hemen. Ablacım siz devam edin. Loot mu yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Burada tadilat var. Ulaşma buraya, sal burayı. Ama nasıl gördüm? Aha. Merhabalar. Zilli. Güzel, orada vurdun mu acaba? Niye bir şey diyeceğim? Niye girmedi animasyon? Sanki vurmam lazımdı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu aşağıda kurban bulması ve indirmesi aşırı zor. Sürekli geçilecek nokta var. Sürekli. Lan seni maymun. Dur dur dur. Bir de şimdi gidemeyecek. Büyük baba bağıracak. Çok güzel timingle uyandım büyük babacım. Bir tane daha oradan. Güzel. Yaptın mı? Onu bu arada vurması lazım. Umarım vuruyordur. Sanki böyle hit değilmiş gibi gözüküyor ama. Ne yapıyorsunuz lan? Gerizekalı. Dur dur dur. Şunu bayağı yaraladık. Bak orayı kırmıştım ya arkadaşlar. Oradan geçemediler. Lan o kili sana bırakır mıyım lan? Cüce. Adama 100 vurmuşum. Adama 99 vurmuşum. 100. hit o atacak. Kili çalacak. Ya. Babacım merak etme. Oraya gitsin. Sana demedim ya. Yanındaki zargana gerizekalıya dedim. Bunların galiba ilk oyunu arkadaşlar, anladığım kadarıyla. Ulan hayvan gibi Bubba'ya denk geldiler bir de ilk oyundan ya. Vallahi yardık geçtik. Hadi bakalım. Kardeşim Bubba Basement'ta ekstra buz kazanır, yanlış mıyım arkadaşlar? Bu adam çiğ etle beslendi ya Basement'ta. Ama ne hikmetse ben aşağıya geçtiğim zaman, ben Hitchhiker'a geçtiğim zaman bizim Bubba'mız oturuyor çizgi film izliyor. Ne yapıyor? Nereye vuruyorsun oğlum? Gerizekalı. Adamları var ya daha aşağıdan çıkartmadık ya. Özelliğini kullansa da keşke bizim adam. Yerlerini görse ya, ne dersin? Aha, biri üstte. Geliyor mu oğlum? Lan! Biri de burada. Nereye gitti o? İyi de kan topladık. Fullemişiz şu dedeye, bir içirelim şunu. İçirdikten sonra kafasını şöyle tutuyor, öne getiriyor ya. Bu olmasın diye. Keseceğim en sonunda seni. Git bul şu adamları. Kral ev sahibi olan Basement'a geri geliyor arkadaşlar. Aha! Vallahi buldum. Nasıl buldum ben de bilmiyorum ama bir şekilde bulduk arkadaşlar. Kız sen can falan basmamışsındır. Gel bakayım. Aha son hit. Muhtemelen son hitim. Hayır ya, hayır ya. Lan bu Bubba'nın da arkadaşlar bu şey sıkıntı ya. Aralardan geçtiler mi? Yok ediyor vallahi. Haa bir yerde. Bir yerde paçayı ele vereceğim belliydi güzel kız. Ya bir şey diyeceğim, bu tam nasıl olması lazım bunun? Yani tam geçtikten sonra zaten basabildiğim en kısa süre içerisinde basıyorum. Diyorsun ki dolaba girdim. Merhabalar. Çık lan dışarı çık. Çık. Düzgünce dövüş benimle. Çık. Yalloz. Bubba'cım dolabın kapısını kapatmakla niye uğraşıyorsun? Ne bu naiflik a**ına koyayım? Et çiğ et diyorsun ya. Ya çiğ et yen adam. Ayıp olmasın diye dolabın kapağını kapatıyor arkadaşlar. Sanki az önce bu kızın arkadaşının kafasını sen kesmedin yani. Tamam çok kibarsın. Aynı yere nasıl geldim ya? Bir şey diyeceğim. Survivor'ken yardım eden yok. Killer'a geçtik yine mi yardım eden yok? Ya özelliğini kullan bir duy şu kızı. Bir bul bir şey yap ya. Gel buraya gel. Eğer heal falan basmadıysa muhtemelen bir hitlik canı var arkadaşlar. Ne olur bir ara mara bir şey bulma yine lütfen. Lütfen. Ne ara can bastın? 20 tane hit vurdum sana. Seni çok pis kafaya koydum. Lan koca 300 kiloluk adamın staminasını bitirdi ya. Bak infosuz katiller işte bu yüzden zor demiştim. Hani hiçbir infonuz yok arkadaşlar. Hiçbir infonuz yok. Cook en azından hani görüyor. Bir rota çiziyor kendini, anladınız mı? Yemin ediyorum şimdi Volek hilesi açacağım ya. O ne lan, oraya nasıl çıktı? Aha iniyor. Yo merdivenden çıkmış. Ah sonunda ya bak. O kadar çok vurduk ki bir hite can verdi orada. Adam kaçtı. Nereden gitti? Wardroom'u dar ettim. Dar. Bir tane yukarıyı tutamadınız. Evet gençler, son maçta da Hitchhiker oldum. Şu malın bir tipe bana verdiği karaktere bak arkadaşlar. Bu döverler lan bunu. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer şu gördüğünüz spotta şey yoksa, bu çalıştırmanız gereken jeneratör burada demektir. Oyun çıktığı zaman spotları değişebilir fakat şu an betasını oynuyorsanız bu iki spottan birisinde çıkıyor kesin olarak. Ve bunu mutlaka maç başında çalıştırmanız lazım. Şu şekil. İkinciyi ıskaladık. Tamam sinirlenmeme, sakin ol. Bunun dibine bir tane trap atalım ki arkadaşlar. Bunu çözmeye geldikleri zaman kemikleri yoksa eğer basmak zorunda kalsınlar.
Şimdi baba olan karakter evleri kilitlerken Leatherface de aşağıda onları darlıyor. Hani hasar veriyor, loop yerlerini kırıyor falan. Bu salak da hani ekmek almaya gönderilen evin küçük çocuğu olur ya. O mantıkla bakın. Kölelik işlerini hallediyor. İşte elektrik veriyor, tuzak atıyor falan. Ana kapıyı elektrikledik, trebimize attık. Arka kapıyı elektrikledik. Buraya da trebimize atıyoruz. Hani buraya geldikleri zaman kemikleri yoksa arkadaşlar uğrasınlar dursunlar, anladınız mı? Biraz stratejik oynamanız gereken bir karakter. Maç başı fight'a falan girmeyeceksiniz, aman diyeyim. Ölüş trapleri yerleştirin şu elektriği falan için. Yoksa camdan atladıkları gibi dümdüz yoldan yardırdılar mı zaten kaçıyorlar. Eğer elektrik yoksa. Tamam, şimdi almaları gereken fuse'u buldum. Üçüncü trapimi de buraya atacağım. Hani zaten karanlık bir oda, muhtemelen basarlar. Şimdi arkadaşlar basement'ta bunları darlamaya inebiliriz. Artık biz de minik bir savaşçıyız. Oo, burası açık zaten. Bu ne yapıyor? Oğlum bir şey diyeceğim, bana neler geldi yine. Bak kurban, puanlara bak kurbanların arkadaşlar, adamlar bitirmiş oyunu. Hayır, benim bu karakterle kill almam aşırı zor zaten. Hani ben sadece objektifleri yavaşlatacağım. Ya bizim Bubba ne yapıyor, Father ne yapıyor, nasıl bir takım geldi bana ya. Aha, köpeğe bak. Sonra ne olmuş? Dur dur dur, bunu hemen çalıştırabiliyor muyum? Hemen çalıştıramıyorum ya, ne kadar cooldown'u var, açmam lazım. Gidiyorlar vallahi. Ben bunu bilmiyordum. Hemen çalıştırabiliyoruz sanıyordum. Ben öldüremeyecektim, o yüzden buraya geldim. Survivor tarafındayken buraya oynamak mantıklı o zaman. Bunu devre dışı bıraktım mı o yoldan dümdüz kaptırırsın ki. Evet, sağ olsun geldi arkadaşlar. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama en azından kalanlar için. Gel beni kes amanın. Ne sike yaradı ki maç başından beri zaten. Alan büyük babayı öldürdüler. Oo arkadaşlar, öyle bir takım geldi ki bana. Şu takım ben Survivor'ken neredeydi diye sormak istiyorum. Aynı şekilde killer'ları da. Bu yanına geri gerizekalı. Öyle devre dışı bıraktıkları zaman belli bir süre info vermiyor anladığım kadarıyla da. Bana gelen takımın Allah bin belasını versin arkadaşlar. Bu Hitchhiker maçını bir daha oynamamız lazım. Evet gençler, az önceki maçı hiçbir şey anlamadığım için Hitchhiker'la bir maç daha girdim. Ya bizim Bubba'nın ve Father'ın darlaması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bahsettiğim jeneratör spotunun ilki de bu. Eğer burada değilse az önceki maç gittiğim yerde oluyor kesin olarak. Umarım bizim adamlar az önce gibi armut toplamazlar. Bu karakterle kill almak çok zor. Az önce hani adamı kovalamadım ya, jeneratörü bekledim ya, o yüzden bekledim. Çünkü 8 kere 10 kere falan vurmanız lazım canı full birisini öldürebilmeniz için. Mümkün değildi o yolda yakalamam. Ama jeneratör de aşırı uzun sürüyormuş. Bu kapılar arkadaşlar eğer yeşil yanıyorsa, yani uzaktan yeşil bir şekilde yanar olarak görüyorsanız, o kapıdan geçilebiliyor demektir. Yani elektrik yok demektir. Kapı kırmızı yanıyorsa, şu şekil bahsettiğim olay şu. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor şu an. Kırmızı yanıyorsa da elektrik var, geçilemiyor demektir. Survivor'ken falan kapının dibine kadar gitmenize gerek yok bunu öğrenmek için. Uzaktan da görüp infonuzu alabilirsiniz. Ne oluyor lan? Ha, bir an bir şey diyeceğim. Öyle bir şey girdi ki animasyon. Hani kurbanlar Grandpa'yı öldürüyor falan sandım. Şişliyorlar sandım. Şöyle şuranın altına atalım ki belki hani inerken falan görmez. Ya Cook hariç diğerleriyle Survivor bulmak gerçekten eziyet ya. Şimdi bunlar da görebilse çok güçlü olur ama göremedikleri zaman da gerçekten ne yalan söyleyeyim biraz sıkıcı oluyor. Onu nasıl çözebiliriz? Aa, biri trebime bastı lan. Dur, geç tepki verdim. Ne oluyor? Sen mi bastın lan trebime? Ya oğlum, şu kapı kapatma olayı çok can sıkıcı ya. Bak anasını diyeyim, buldu 15 kilo adamı. Anan, buna kudumu sala korktum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Umarım ki elektrik şeydir. Oo, bu gitti. Elektrik var mı yok mu bilmiyorum ama açık mı? Açık. Güzel, çalışıyor, tamam. Buradan aşağı falan inebileceği bir yer var mı? Kuyuyu korumamız lazım. Güzel güzel, taşla bunu. Tamam, sinirlenme oğlum. Hemen niye sinirleniyorsun staminan bitti diye ya? Lan 180 yedim. Helal lan Bubba. Ölecek orada ama recover yapacak işte. Arkadaşlar ben bu arada şunu göstereyim. Bu elektrik nasıl bir zarar veriyor bize. Tam mal ya. Bu kadar salak bir karakter. Ya bu kadar bir karakteri salak olduğuna nasıl inandırmışlar bize? Şey canım, ne oldu? Lan elektrik gitti. Kim kapattı onu? Sen kapattın değil mi lan? İt oldu it. Sen kapattın da. Kaçar gider. Orada oyalanacağımıza değil mi? Belki canı azdır. Bir tane daha vurayım. Kaçırdık adamı, vallahi kaçırdık. Oğlum bahçede Bubba yok muydu, Father yok muydun? Bu adam gelip oradaki jeneratörü nasıl bozuyor arkadaşlar? Heh, bu da geliyor, atlayacak oradan. Bir dakika, ben zaten kill olarak bir şey yapamayacağım. Bari şunun cooldown'u bittiyse. Tamam arkadaşlar, elektriği açtık. Hadi bakalım şimdi gidebiliyor mu? Hadi bakalım. Bubba yardım. Kestim önünü. Sana getirtireceğim. Kestim önünü.
Ne gıcık bu özelliği var ya. Kuyuya atlayacak. Hoppa gel. Bunun canı çok az gibi. Ağzına sıçtım valla. Yakala. Bir darbe. Hadi lan buffa, hadi lan buffa. Bir tane kill alacaksın ya. Kes şunu, kes şurayı. Şuradan önünü kesebilirim gibi ancak. Baba da buradan geldi, nice. Bir hit daha. Lan, ne oluyor? Allah'ım şu salakla kill aldım ya, daha hiçbir şey demiyorum ya. Güzel, en azından bir tane indirdik. Tamam, henüz bir escape var. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Güzel, fullemişiz kanları da. Aha, dövüyor adam aşağıda. Adam, ben merdivenden indiğim için merdiveni kullanamadı muhtemelen. Evet arkadaşlar, adama execute'umuzu da yapıştıralım şöyle. İkinci kill'imiz de geldi hiç aykırla. 15 kilo diye dalga geçtiler. Buydu değil mi beni döven? Aha, ne oldu? Göremedim. Kill mi oldu? Nasıl oldu? Aynen, onda Leatherface öldürmüş. Nice. Bir escape verdik sadece. Güzel, iyiydi arkadaşlar. Günün sonunda killer tarafında da biraz daha geliştiğimizi düşünüyorum. Betadayken oyunu test etmemizin şöyle bir avantajı oldu. Oyun 18 Ağustos'ta çıktığı zaman yarısından fazlası belki de yeni oyuncu olacak. Onlara karşı büyük bir üstünlük kurabileceğiz. Gençler, bu videoluk benden bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.